Merhabalar değerli arkadaşlar. Allah'ın selamı üzerinize olsun. 319. sayfasındayız. Sıfırdan Arapça öğreniyorum kitabımızın. Bismillahirrahmanirrahim. Geçen derslerimizde kâne ve kardeşlerini işlemiştik hatırlarsanız. En sonda da leysede kalmıştık. Kâne ve kardeşlerin özellikleri neydi? Mübteda ve haberin önüne önüne geliyordu ama artık müpteda haber değil de mesela kâne ise kânenin ismi müpteda artık demiyoruz kânenin ismi diyoruz müptedaya müpteda bitti çünkü kâne veya kardeşlerinden biri var başında habere de haber demiyoruz da kânenin haberi diyoruz özellikleri neydi kânenin ismi merfu haberi mansup oluyordu hatta şöyle diyebiliyorduk kâne ismini ref haberini nasp eder yani kânenin ismi e, ötreli olur eğer hani harekeli bir şey gelmişse haberi de üstünlü olur ref merfu damme bunlar hani aynı manada nasp mansub fethalı aynı manada evet şimdi geçen en son leyseyi işlemiştik kendi ve kardeşlerinden dolayısıyla çok fazla uzamasın diye e, orada kesmiştik. Şimdi aynı Leise gibi, mana bakımından aynı, e, görev bakımından aynı, sanki orada Leise varmış gibi muamele gören arkadaşlar dört e, tane edat var. İn ma la late. Bir daha söyleyelim. İn ma la la Bunu üç kere tekrarlarsak arkadaşlar yerleşir. In ma la la Şimdi bunlardan sadece la size belki ilk defa duyduğunuz bir kelime olabilir. Ama in bakın şimdi bu in eğer fiilin önünde gelirse biliyorsunuz değil mi? Başka bir şey olur. Mesela muzarenin önünde gelirse in yes heb dersin giderse olur. Ama ismin önünde gelecek bunlar. Neyin önünde ismin yani müpteda ve haberin isim cümlesinin başına gelecekler. O zamana bu leyseye benzeyen edat demiş olacağız ona irab bakımında. Demek ki eğer müpteda ve haberin başında bu edatlardan birini görürsek manaya ne diyeceğiz? Yok değil diyeceğiz. Peki hareke ne olacak? Hareke ne olacak? hareke aynen leisenin ismi leisenin haberi gibi veya Kâne'nin ismi Kâne'nin haberi gibi aynen nasıl oluyordu leisenin ismi merfu olur veya Kâne'nin ismi merfu olur nasıl leisenin haberi masup yani Kâne'nin haberi masup diyoruz şimdi inin in ismi inin in haberi manın ismi manın haberi lanın ismi lanın haberi Latin'in ismi, Latin haberi diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bakalım. İn, leyse gibi görev yapar. Bir kere hepsinin aynı manada yok değil manasında olduğunu unutmuyoruz. İsmini, ref haberini nasip unutmuyoruz. Ha bunun ismi belirli veya belirsiz olarak da gelebiliyor. Ee, mesela e, şahıs isimleri belirlidir. İn, zeydün, kaimen. Bak şimdi zeyd ayakta değildir. Yani burada leyse varmış gibi değildir diyoruz. Bakın in, zeydün, kaimen. Ama fark ne peki? Fark şu arkadaşlar. Bu ini diğer inlerden ayıran nedir? Bir e, isim cümlesinin önüne geliyor. Ama artık müpteda haber olmuyor. Bakın bu zeydün inin in ismi oldu. Ha, e, ve merfu ka, de inin in haberi ve mansup olmuş oluyor. Zeyt ayakta değildir tabi öbürleri gibi çok sık gelmiyor nadirattan gelse de bilmemiz gerekiyor baktık ki bir isim cümlesinin önüne gelmiş ikinci isim bu şekilde tenvinli olmuş ve mansup olmuş yani üstünlü olacak bu inin haberi bu leyseye benzeyen edat olan in diyeceğiz bakın burada da belirsiz isim in raculun kaimen adam ayakta değildir hani kameye komu Fiil vardı ya ayağa kalktı. Bakın bu da kaimin ayakta duran. Adam ayakta duran değildir demeyiz. Ne deriz? Adam ayakta değildir deriz. Değil mi? Ee, şimdi ini yaptık. Ma'ya geldik. Ma' hem belirli hem belirsiz ismin başında gelebilir. Bakalım. Aynı mana arkadaşlar. Sanki bu e, bunların başında ma değil, in değildir. Leyse varmış gibi. Ma ehadün hayran minke. Kimse senden hayırlı değildir. Veya senden hayırlı bir kimse yoktur. Yani hangisi uygunsa o şekil söyleriz. Mayeleyse benzeyen edat olmuş oluyor. ehadun ehadün ma'nın ismi hayran görüyorsunuz. Ma'nın haberi olduğu için mansup oldu. Burada da mahaza beşeran bu bir beşer değildir derken maaleyseye benzeyen edat neden? Çünkü isim cümlesinin önüne gelmiş. Fiile gelseydi nefi harfi, olumsuzluk harfi diyecektik değil mi? Burada leyseye benzeyen edat diyoruz. Haza leysenin e, ismi hani gibi aynen ma'nın ismi. Tabi ismi işareti olduğu için mahallen merfu diyoruz. Çünkü ismi işaret hani mebnidir ya mebni neydi? Harekesi hiçbir zaman değişmeyen o zaman ne diyoruz? Mahallen, mahalle itibarla, mahallesi itibarla, konumu itibarla merfu demiş oluyoruz. Yani eğer biz koymuş olsaydı buraya ötüre koyacaktık ama buradaki haza tabi e, ismi işareti olduğu için herkesini değiştiremiyoruz. Beşeran ma'nın haberi olduğu için masup. La'ya gelince arkadaşlar la e, yalnız belirsiz e, ismin başına geliyor böyle. Tabi ismin başına gene leyse gibi değil manasını veriyor ama e, tabi bu şekilde daha az kullanılıyor ama gene de rastlarsanız ama bu da neyin nesi demeyesiniz diye e, bunları da bilmek gerekiyor la ehadun hayran minhu bakın ondan hayırlı daha hayırlı da diyebiliriz bu hayran şerran kelimelerin daha iyi daha hayırlı e, daha şerli daha kötü hani şerran olursa diyebiliyoruz la ehadun hayran minhu bunu bu la'nın leyseye benzeyen edat olduğunu nereden anladık bakın haberinin mansup olmasından la ehadun hayran minhu ondan daha hayırlı bir kimse yoktur gördük mü arkadaşlar la burada leyseye benzeyen edat bak muzahane fiilin önünde gelseydi nefi harfi, olumsuz harfi olacaktı. Burada leyseye benzeyen edat demiş oluyoruz. Ehadün la'nın ismi hayran la'nın haberi minhu car mecrur veya şöyle diyebiliriz min harfi car hu zamir olduğu için muttasıl zamir cer mahallinde veyahut mahallen mecrur çünkü ikisi de aynı manada hani la raculun hariben Kaçan adam yoktur. Kaçan adam yoktur. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar, bu durum bundan ibaret. La ve ma'nın haberlerine bir harfi cerde getirilebiliyor. Eğer böyle haberlerde bir harfi cerini görürseniz tekit oluyor. Bu leysede de böyleydi. Hatırlıyor musunuz? Hani leyse şey bir şey değil. Ama leyse bir şey ...hiçbir şey değil manasına geliyordu. E, aynen burada da bakın... ...mahaza bir şeyin... ...bu hiçbir şey değildir. Hani mahaza... E, ...şey en olsaydı... ...bu bir şey değildir oluyor. Ama mahaza bir şeyin dersen... ...hani tekit nasıl yapılır Türkçemizde... ...hiçbir şey deriz. Mahaza bir şeyin... ...bu hiçbir şey değildir. Bu Burada ma leyseye benzeyen... E, edat hazam e, man'ın ismi mahallen merfu e, bu bir şey in derken ise arkadaşlar tekit ifade ediyor aslında şeyin e, man'ın haberi oluyor ama e, yani lafsan mecrur olmuş oluyor. lafsan çünkü harfi ben varsam diyor burada sonunu e, esre yaparım diyor. Ama mahallen Mahalle itibariyle mansup olmuş oluyor. Yani bulunduğu durum mağanın haberi ya. Ve arkadaşlar böyle ma kullanılıp da Kur'an-ı Kerim'de e, haberi hani leyseye benzeyen ma diye İrab'da Kur'an ufku kitabında göreceksiniz veya da Kur'an tahlili kitabımızda 12 cilt çıktı biliyorsunuz. Hem tefsir var hem İrab var hem açıklama var. E, gücü yeten alsın aldırsın arkadaşlar. E, ömür boyu yanınızdan ayıramayacağınız bir kitap bu Kur'an Tahli'li tam 20 sene e, sürdü onun yazımı. Elhamdülillah, Rabbime şükrosun. E, ömür bitmeden o bitmiş oldu. Evet e, mahaza bir şey, bu hiçbir şey değildir oldu. Ma'ali yüm bihadiin Ali asla sakin değildir. Ali asla sakin değildir hadi sakin ya. Yani ma aliyun hadi en de ma aliyun bi hadi in. Bakın bu bi'den dolayı asla gelmiş oldu. Yani olumsuzu nasıl veririz? Ha, Ali hiç sakin değildir de diyebiliriz. Asla sakin değildir de diyebiliriz. Hatta leyselerde de bakın bu e, asla kesinlikle manasını e, vermiş oluyordu onu da hatırlatalım diye ayetlerin içinden böyle getirdim ben. Bakın ve in yekfur sonda aslında bu ayetler gene konu bitince o ayetleri tekrar başlı başına inceleyeceğiz. Ama şimdilik örnek itibariyle getirdik. Bakın ve in yekfur eğer inkar ederse biha bunu ha ulai bu kafirler başa gelen Fiil tekil oluyor. Bak bu in görüyor musun? Fiilin önünde geldiği için şart edatı oluyor. Diğer inle karışmasın. Sonunu da cezim yapıyordu bakın. Ama bizim leyseye benzeyen in ismin önünde geliyor. Bu inse fiilin önünde geliyor. Değil mi? Bir ha yani bunu inkar ederlerse bunları yukarıda bahsedilen hususları ha ula i, işte bunlar Başa gelen fiil tekil oldu Bak bu fail aslında ee, İsmi işaret Fekat vekelna Biz vekil kılarız Bu in'in e, fiilü şartı Cevabı şartın başladığını Bu fe'den rabıta deniliyor Bunu oradan anlıyoruz Artık Kur'an ufkunu rahat rahat dinleyin arkadaşlar Bilmediğiniz şeyler çıkarsa da Bildikleriniz yeter Pekişmiş olur e, Giderek giderek damlaya damlaya göl olmuş olur değil mi yani bunları, bunlar diyor. Yani kafirleri kastediyor. Bunları inkar ederlerse, Fekat vekkelna e, Vekil kılarız. Hani cevabı şartta e, inin mazi olsa bile muzari tercüme edilebilir. Arkadaşlar, biha yani bunları diyor. E, vekil kılarız. Kavmen e, bir e, toplumu diyor. Ley su biha bi kafirin. Bunları inkar etmeyen bunların kafirleri olmayan bir toplumu yani bunları inkar etmeyen asla inkar etmeyen bir toplumu e, vekil kılarız diyor onlara. Evet Sadakallahü'l-azim diyoruz bu e, derste. Evet bir de La'te var arkadaşlar. La'te e, yani ayetin sonunda öyle söyledik. La'te hani la en nafiye vardı inne ve kardeşler arasında hatırlarsanız ee, tabi bu la en nafiye ve le mana bakımından öyle hani nasıl ne diyorduk değil e, manasındaydı le ise manası yani aynı bunların hepsi yok değil manasında ismini ref haberini nasip ediyor başında bulunduğu isim cümlesinin kısımları e, ee, bu latenin hep zaman isimlerinden biri oluyor. Bunu unutmuyoruz. Zaman isimlerinden biri. isim cümlesinin zamanla alakalı bu late. Ama e, kullanıldığı müpteda ile haber bir arada zikredilmiyor arkadaşlar. İkisinden biri genellikle müpteda yani latenin ismi olan kısım mahsuf oluyor. Mahsuf ne demekti? Düşürülüyor. Haberi kullanılıyor. Mesela bakın Normalde tabi bu müpteda haber cümlesi mesela buradaki. Bak şimdi el vaktu vaktu ne Vakit pişmanlık vaktidir. El vaktu müpteda vaktu ne Haber. Vaktu tekrar muzaf değil mi? Ne devam etin ile. Şimdi bak bunun başına late gelirse hani bunlar hep müpteda haberin başına geliyor diye. Eğer başına gelirse lateden dolayı arkadaşlar Lâte vaktene dametin oluyor. Yani, yani bu nasıl oldu bu şimdi diyeceksiniz. Ne oldu bunun yanındaki? Bakın, bu ikisi de aynı ya. Bu aslında şöyle: Lel vaktu vaktene dametin. Vakit nedamet vakti değildir. Vakit pişmanlık vakti değildir. Fark ettiniz mi arkadaşlar? Bak, şimdi kafanız karışmasın buradaki yukarıdaki hani iki tane vakit yan yana geliyor diye arkadaşlar bunun e, ismi olan kısmı düşürülüyor. Direkt haberine geçmiş oluyor. Yani e, la Te nedam edin. Pişmanlık vakti değildir. O zaman bu la'tenin e, ne oldu? E, ismi ismi hasf oldu. Burası latenin haberi oldu. Evet. Nasıl leysenin ismi ref haberi nasp oluyordu? Latenin ismi mahzuf oldu. Haberi de vakte oldu. Arkadaşlar. Yani bu kısım el vakti kısmı mahzuf oldu. Kaldırıldı. Bakın burada da mesela hep bak vakitle alakalı. Es saatü saatün dametin Saat pişmanlık saatidir. Bunu nasıl göreceksiniz? La saatene dametin Bunu inne ve kardeşlerinden zannetmeyin. Bu leyseye benzeyen edat. La neymiş arkadaşlar? Leyseye benzeyen edatlardan. Dolayısıyla bu latenin ismi mahsus, Sağ haber olduğu için Mansub, aynı zamanda muzaf, neda metinde muzafun ile. Yani bu böyleydi aslında, kısaltma olarak böyle kullanılıyor demek. La es sa'a, les sa'atü sa'atü neda Saat pişmanlık saati değildir. Evet genellikle böyle hatta bakın Kur'an'dan ayet arkadaşlar la tehine menas Hine, zaman an manasında la tehine menas e, kurtuluş zamanı kurtulma zamanı değildir bunların hepsi leyse manasında leyseye benzeyen edat o yüzden deliliyor arkadaşlar evet burada kalalım e, gelecek haftaya e, devamlık fiillerinden e, devam edeceğiz arkadaşlar Allah'a emanet olun Sevgiler, saygılar hepinize alıştırmalarına bakmayı defterlerinize yapmayı arkadaşlarınız arasında da sınıfta yapıyorsunuz sınıfta Zoom'da ya da Skype'de yapıyorsanız arkadaşlar bunları böyle bu şekilde telefonu çekersiniz ekrana yansıtırsınız o şekilde de olur ama herkesin yanında bu kitaplar olsun evde çalışıp gelsin. Allah'a emanet olun.